Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Birlis'in yılbaşı koleksiyonunu inceleyeceğiz. Koleksiyondan bayağı bir ürün aldım. Şöyle makyaj paleti diye geçen bir ürün aldım. Ambalaja bakar mısınız ya? Gerçekten tam bir yılbaşı. Koleksiyonda tek bir allık ve tek bir highlighter çıktı. Onlardan aldım. Bu allığı, bu da highlighter'ı ve 3 tane de lip gloss'u vardı ve bunlardan şöyle 2 tane rengini aldım. Onun dışında biliyorsunuzdur Birlis'in şöyle mat likit rujları var minicik. Onlardan aldım. Bende zaten bir çeşidi vardı. Diğer çeşidini de aldım. Ve madem Birlis'in yılbaşı koleksiyonuyla makyaj yapacağız, o zaman Birlis'ten bir maskara kullanayım dedim. Bu bende daha önceden de olan Swipe It maskarası. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açmayı lütfen unutmayın diyorum ve hemen incelemeye başlayalım. Ben bunları online'dan sipariş verdiğim için testerlarına dokunup pigmentasyonlarına bakma gibi bir şansım olmadı. Şimdi hemen açıp bakalım. Bu arada hepsi şu şekilde ambalajlı olarak geliyor. Şunun ambalajının güzelliği nedir ya? Mükemmel duruyor. Tam bir yeni yıl ruhu gerçekten. Şimdi hemen bakalım. İnanmıyorum ya. Buradaki bir tane farı kırık çıktı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Çok üzülüyorum böyle olunca. Tamam, sakinleşiyorum. Bu bizim incelememize engel değil kesinlikle. Şimdi önce hemen bir swatchluyorum. Bu arada şurasında şöyle bir aynası var. Şu şekilde size renkleri yakından da göstereyim. Paletin içerisinde şurada iki tane mat renk var. Şu altta üç tane ışıltılı renk var. Bir tane glitter'ımız var. Ve bir de kırılan ışıltılı renk var. O muhtemelen aydınlatıcı olarak mı konuldu tam bilmiyorum. Şimdi bakalım swatchlarına. Vallahi mat renklerinde, ışıltılı renklerinde pigmentasyonu şahane gözüküyor. Yani açıkçası neden böyle bir ön yargım vardı bilmiyorum ama bu kadar yoğun bir pigmentasyon beklemiyordum ben. Bu arada şuradaki bastırılmış glitter dediğim renk Sebile'nin Night to Night Far paletindeki o içerisinde böyle waxlı gibi olan glitterlara çok benziyor. Bunun da içerisinde öyle bir waxımsı doku var. Bayağı heyecanlandım şu an gerçekten paletle makyaj yapmak için. Şimdi ilk olarak şuradaki kızılımsı, turuncumsu renkten alıyorum. Birazcık da pembeye dönük bir renk galiba. Paleti de tam eğemiyorum o düşecek diye kırılan parça. Pigmentasyonuna bakar mısınız ya? Aa. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ben. Şu an nasıl bir makyaj yapacağım hakkında herhangi bir fikrim yok ama olabildiğince farklı renkleri kullanmak istiyorum size göstermek için. Şimdi de şuradaki kahve renginden alıyorum. Palette neredeyse tozutma hiç yok diyebilirim. O özelliğini de bayağı sevdim. Ve farlar birbirine gayet güzel karışabiliyor. Şimdi concealer'ımdan alayım, bir cut crease oluşturayım. Cut crease'i eşitlemeye çalışırken az kalsın kör oluyordum. Şimdi hemen ışıltılı renkten alıyorum. Ben gözüme şu ortadaki ışıltılı rengi kestirdim. Görebiliyor musunuz? Evet. Bu ışıltılı renkler bayağı kremsi yapıdalar ve fırçaya çok güzel geliyor. Bakın. Bu rengi çok sevdim. Böyle palette daha çok kahvemsi duruyordu. Ama gözüme uyguladığımda biraz daha böyle şeftali tonlu bir renk.
Bu ışıltılı tonları fırçayı ıslatırsak daha güzel duracaklarını düşünüyorum. Bir de öyle üstünden geçeyim. Kesinlikle. Şimdi fırçanın arka tarafına şuradaki bordomsu kızılımsı renkten alıyorum. Yine ışıltılı olan renkten. Ve yine fırçamı ıslatıyorum. Bunu da dış kısımlara uygulayacağım. Ay bayağı başarılı ya gerçekten. Şimdi şu kahve mat olan renkten tekrar alıyorum fırçama. Hem bu dış köşelerden geçeceğim. Hem de şu geçişleri birazcık yumuşatacağım. Şimdi şöyle biraz daha küçük uçlu bir fırça alıp o kahverengiden tekrar alıyorum. Bu sefer alt kirpik diplerimi uygulayacağım. Şimdi nazikçe şu kırılan renkten almaya çalışacağım fırçama. Tabii paramparça olduğu için bunun kremsiliği falan kalmamış. Fırçamı ıslatıyorum. Bunu da iç kısımlara uyguluyorum. Rengi de çok güzelmiş ya. Ben bu kırılan fardan birazcık da parmağıma alıp gözümün üstünden de geçmek istiyorum. Çok güzel ya, baksanıza. Bu tüm yüzüme dökülüyor fakat dökülmesi farın yapısından değil, parçalanmış olmasından dolayı. Şu wax'lı olan glitter'dan kullanmadık ama bundan da kullanalım. Şöyle parmağınızla aldığınızda gayet güzel bir şekilde geliyor bu arada. Bunu da tam bu altın renginin üstüne konduralım bakalım. Bana sanki altındaki farı birazcık kaldırıyormuş gibi geliyor. Ama aynen. Ve yani çok fazla da sim vermiyor açıkçası. Ben bunu muhtemelen şey olarak değerlendiririm. Böyle mat rujların üzerine hafif böyle pıt pıt geçip oraya böyle bir ışıltı, bir sim katmak için değerlendiririm. Eyeliner'ımı çektim. Alt kirpik dibimden de Maybelline Tattoo Liner'ın bu siyah olanıyla geçtim. Şimdi sıra geldi Rimmel'e. Rimmel olarak da dediğim gibi Swipe It Rimmel'ini kullanacağım. Hemen fırçasını da göstereyim size. Ben bu Rimmel'in etkisini bayağı beğeniyorum aslında. Ama sevmediğim birkaç yönü var. Bir tanesi fırçanın üzerine bayağı bir ürün gelmesi. Yani fazla fazla geliyor. Diğeri de açtığımdan bu yana yaklaşık 1,5 ay mı geçti? Öyle bir şey oldu. Ona rağmen hala çok ıslak bu rimel. Yani kurusun diye birkaç kere ağzı açık bıraktım ama yok. Kurumuyor. Sanırım yeterince temizledim şu an. Uygulayalım hemen. Maskaranın etkisi şu şekilde. Gayet güzel böyle bir dolgunluk veriyor. Kirpikleri neyse ki ıslak olmasına rağmen öyle çok birbirine yapıştırma gibi bir durumu yok. Şimdi sıra geldi bu Mystic Hues isimli ombre aldığı. Hemen açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sarıdan turuncuya gidiyor tonlaması. 3 tane farklı renk görüyorum. Önce bunların üçünü ayrıca swatchlayayım. Bir de şöyle hepsini karıştırıp swatchlayalım bakalım. Ya bütün ombreliği gitti şu an. En altta kaldı birazcık. Bence bayağı güzel bir ton. Böyle mercan rengine benziyor. Hemen şimdi uygulayalım bakalım. Uf, çok toz tutuyor ya. Ay çok güzel bir tonmuş yalnız. Bu arada bugün... Niye anlamadım. Yüzüm o kadar beyaz oldu ki. Çok fena gözüküyorum. Bu nasıl bir pigmentasyon ya? Ancak bu kadar hafifletebildim. Gerçekten efsane pigmentli bir allıkmış.
Yalnız rengini falan çok beğendim gerçekten. Bir de bu kadar toz tutmasaymış güzel olurmuş. Bunu böyle çok azıcık alıp fırçaya böyle üfleyip vurup her şeyi yapıp öyle uygulamak gerekiyor. Bu nedir ya? Çok güzel bir ton ama aşırı pigmentli yani. Ve sıra geldi bu ombre aydınlatıcıya. Sanırım bir tane aydınlatıcı var ama ismi Festive Lights'mış. Aydınlatıcının rengi de bu şekilde görünüyor. Bunu da şöyle önce ayrı ayrı swatchlayalım bakalım. Bu da üçünün karışmış hali. Swatchlardan anladığımız üzere bu da oldukça pigmentli bir aydınlatıcı. Şimdi şöyle ben hepsini karıştırarak uyguluyorum ve bu da toz tutuyor. Ya aslında swatchlarken böyle parmağınız kayıyor kremsi yapıda ama fırçayla alırken toz tutuyorlar yani bayağı. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Ben ışıltısına gerçekten vuruldum. Bu arada aydınlatıcının içerisinde çok minik simler var ama gerçekten çok minikler. Böyle rahatsız edici bir ölçüde değil. Şimdi önce bu lip glossları tek başına deneyip göstermek istiyorum size. İlk olarak 967 Fantastic Twist isimli dudak parlatıcısını deniyorum. Bu lip gloss'un gerçekten yapısını çok beğendim. Dudaklarınızı birbirine yapıştırmıyor ve çok 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 hafif bir lip gloss. Yani şurada sünme bile olmuyor o derece ve rengi de çok tatlı. Böyle şeffafa yakın ama içerisinde çok azıcık şeftalilik var. Şimdi deneyeceğimin numarası da 970 numara Now Age isimli dudak parlatıcısı. Bu birazcık daha pembeye dönük bir glossmuş. Ben gerçekten yapılarını da, duruşlarını da, renklerini de çok beğendim. İndirimlerde mutlaka bakın derim bu koleksiyon kalkmadan. Şimdi bir de bu minik mat rujlardan uygulayıp üstüne lip gloss uygulamayı deneyelim istiyorum. Şöyle en açık rengini seçeceğim. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? Bu arada 04 numarası bu. Gratis böyle ara ara kendine özel markalarda indirim yapıyor. %50 indirim yapıyor. O indirimlerde mutlaka bu üçlü rujları değerlendirin derim. Çok güzeller. Dudakları öyle fazla da kurutmuyorlar likit mat rujlara göre. Ve opaklıkları, renkleri muhteşem. Genelde böyle nude tonlardan oluşuyor. Bayağı seviyorum. Şimdi bunun üzerine bu pembeye dönük renkten uygulayacağım. 970 numarasından. Bence bu makyaj bayağı güzel oldu. Keşke yüzümü bembeyaz yapmamış olsaydım öncesinde. Ve bu allığı bu kadar yoğun uygulamamış olsaydım. Çok güzel olacaktı her şey. Ama net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bu yılbaşı koleksiyonunda beğenmediğim hiçbir ürün olmadı. Yani şu far paleti keşke kırık gelmeseydi. Lip glosslar muhteşem. Özellikle yaz aylarında çok güzel gideceğini düşünüyorum bu renklerin. Allığın özellikle rengini sevdim ama gerçekten çok dikkatli kullanılması gereken bir allık. Gördüğünüz aşırı pigmentasyonlu. Bu aydınlatıcıda da muhtemelen şuraya çok fazla yaklaşmadan kullanacağım. Şu alttaki renkler benim ten rengime daha çok uyuyor. Bu üçlü ruj seti için de mutlaka indirimlerde kaçırmayın diyorum. Ve sıra geldi makyajı size yakından göstermeye. Umarım birisinin bu yılbaşı koleksiyonuyla hazırlamış olduğum videoyu, makyajı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Siz bu koleksiyonu nasıl buldunuz? Hangi ürünleri almayı düşünürsünüz bu koleksiyondan? Mutlaka yorumlarınızı benimle paylaşın. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede ben yeni video yüklediğim zaman size bildirim gelecek. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.